İşte şimdi merakla beklediğiniz o lezzetli büryan kebabının mutfağındayız, fırınındayız. Ustasıyla beraberiz. Şeref Usta ile beraberiz. Ustam, kaç yıldır yapıyorsunuz bu mesleği? Bu mesleği 65 yıldır ben kendim yapıyorum. Öncesinde babanız, kendim, dedeniz yapıyor. Dedemden gelme bir meslek. Büryanı icat eden benim rahmetli dedemdir. Cumhuriyetten önce bu büryan olayı kurulmuştur. Tabii ben İstanbul'a geldiğimde İstanbul'da büryanı kuran bizleriz. Yani kurucusuyuz aynı zamanda. Bu mesleği de yapmaktan çok mutluyum. Bakın, etler ne oluyor? Kesilen etler geliyor, burada yıkanıyor, temizleniyor. Etler yıkanmadan hiçbir zaman etleri indirmem. Benim yemediğim bir şeyi bir insana yedirmem. İnsana dokunmaz. Aynı zamanda katkısız bir yemektir. Tuz bile dahil içinde yoktur. Büryanı yediğin zaman ciğerini bitirir kalır. Tamam mı? Yani büryan diyor perive. Bizim Arapça perive diyoruz. Perive demek ciğeri kesmek demektir. Şimdi biz büryanları... Herkesi davet ediyorum büryanı yemeye. Herkesi davet ediyoruz. Çok güzel bir yerdeler. Yerleri de özel. Tam bu surların tarihi, su kemerlerinin yanı başında. Şimdi yıkanan etleri itinayla beraber astık. Şimdi sıra kemiklere geldi. Of. Kemikler kapır, de en güzel yerleri, etin en sevdiğim yerleri. Şimdi zaten bakın pişirme sistemi olarak biraz farklı. Şöyle gördüğümüz bakın etlerimiz şu anda hazırlanıyor. Bunlara ilk etapta kuyuya atmadan önce bir 1 kilo kadar bir su bırakacağız. İlk etapta yanmasın diye. Bunlar kuyuya indikten sonra kemiksiz etlerimiz biraz sonra zaten göreceğiz. Çember şeklindeki daireye asıldı. Aşağı inmiş olacak. Etrafını kapatacağız, çamulacağız. Hava almıyor. Ne oluyor şimdi? Buradaki gördüğünüz kemiksiz etlerin yağları kemikli etlere gelecek. Gördüğümüz o yağlarla buradaki kemikli etler pişecek. Çıkan buharla da kemiksiz etler pişecek. Dünyadaki en sağlıklı pişirilme sistemi büryan kebabındadır. Kaburga en sevdiğim yeri. Tabii. Etin en sevdiğim, tabii. Kuzunun en sevdiğim yerleri kaburga. Zaten diğer kaburgadır. Ondan sonra pırzoladır. Evet. Tabii pırzoladık isteyen pırzoladık, kaburga isteyen kaburga. Boyun kısmı da var, boyun kısmı veriyoruz. Yani bakın, ellerini yağlatılmak isteyen kemikli isteyecek. Tabii. Et yiyen bir insan, eller yağlanmazsa, ağız yağlanmazsa yemezsin. Harikasınız Şeref amcacığım, harikasınız. Bakın, etin en sevdiğim yerlerini, kaburgaları, kemikli kısımlarını bu şekilde fırının altına koyacağız. Birazdan fırında göstereceğiz sizlere. Fırında çok özel bir fırın. Büryan kebap, büryan kebap. Ciğerimi parçaladım, büryan kebap. Büryanın anlamı Farsça bir kelimedir. Etin nar gibi kızarmasına büryan deniyor. Nar gibi olur şimdi. Bak bunlar da butlar. Bakın şu anda büryanımızın üstü hazır, altı hazır. Şimdi kuyuyu yakacağız. Kuyu yakma sırası geldi. Şimdi kuyumuzu yakacağız. Ateşi yaktıktan 2 saat sonra ateşimiz köz oldu. Şu anda fırınımız hazır. Etlerimiz hazır. Ve gönderiyoruz. Özel bir vinçle bakın. Bir taraftan çıkıyor, bir taraftan açıyor. Hocamız kalktı tıkır. Tam şöyle gördüğünüz gibi bakın. Güzel bir sistemimiz var. Tipler aşağı indi. Evet, kebabımızın altını yerleştirdik. Sıra geldi üstüne. Büryan kebabımızı kuyuya indiriyoruz. Çok güzel bir görüntü var. Ben de bunu çekiyorum. Telefonumla, Instagram'da paylaşacağım. Instagram adresim Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter Dünyanın Tadı. Bu tarifleri yayınlar hemen sonra Instagram'da paylaşacağım. Eşsiz bir görüntü, eşsiz bir görüntü. Ve hemen kokular da gelmeye başladı. Bakın, etleri bu şekilde astık, dizdik. Şimdi üzerini kapatıyoruz. Bu kapak hiç hava almıyor, hiç hava almıyor. Etrafını şimdi çamurla kapatıyoruz. Kapattıktan sonra 2 saat sonra bunu çıkaracağız. Nar gibi bir et hazır olmuş olacak bize. O zaman ateş sönecek. Ateş sönecek. Kemiksiz etlerin yağları kemikli etlere gelecek. Çıkan buharla da kemiksiz etlerimiz pişecek. Hava almayacak hiçbir şekilde. Direktmen buhar sistemiyle pişiyor. Çok ilginç bir yöntem, çok ilginç bir yöntem. İşin en zor kısmı burası. 2 saat beklemesi. 2 saat sonra hep beraber tadacağız. İnşallah. Lezzetli büryan kebabına. Of, 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 of. Yok böyle bir görüntü. Kemikli etlere yağlar akmış. İşte meşhur büryan kebabı.
Evet, son olarak kemikli etlerimiz, o lezzetli kaburgalar, butlar, kollar da geliyor. Bakın kendi yağıyla pişmiş. Bakar mısınız? Az önceki etlerimiz nerede? Şu anki etlerimiz nerede? Az önce yine kemiklerde tamam, hiçbir şey yoktu. Doluydu, burası doluydu. Direkt ben şu an gördüğümüz gibi hepsi inen yağlarla böyle lezzetli, bakın şöyle. Şimdi bunun tadına bakacağız. Şöyle bu evet, tarafa alıyorum. En sevdiğim kısım orası. Tadına bakma kısmı. Şeref amca nasıl yenir? Bakın. Şeref amcacığım biraz bu taraftan kameralarım güzel görsün. Vay. Bakın. Ağzını yakma daha. Levent ustam, yansam da yerim, yanmasam da yerim. Ama yanmaz mı? 2 saattir bekliyoruz. Yenmez mi bu et? Mis gibi kokuyor. Çok lezzetli. Tarifsiz. Ustam eline sağlık. Özlem, bak o da yağlı kısmı. Gördüğün yağlar hepsi etten akan yağlardır. Bu lezzetli olmaz mı ustam? Bu lezzetli olmaz mı? İçinde bir şey kalmadı yine zevk. Bir tane kebap yaptık ama iki tane ayrı lezzet var önümüzde. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Sofraya geçiyoruz. Bu güzel tabii, kebapları yiyoruz. Tabii. Ardından dünyanın tadını İstanbul'da çıkarmaya devam ediyoruz.